Sevgili yengeçler, 2023 size uğurlu, bereketli, hayatınızdaki isteklere tek tek taze tane, taze taze dokunmanızı temenni ediyorum. Neye dikkat etmemiz gerekiyor diyorsanız, bu yıl birlikte aile, birlikte iş alanı ve birlikte olmayı öğreneceğiniz bir yılı tetikliyor. Yani 2023'te yapmanız gereken ailenizin ne kadar kıymetli olduğunu, kendinizin ne kadar değerli olduğu ve bu 2009 ve 2007 yıllarındaki yaşadığınız karmaşıklıklarla aynı yaşayacağınız bir yıl olabilmemesi için büyük bir mücadelenin başlangıcı olacak diye uyarıyorum. Bu şu demektir, özellikle emlak sektörü ya da finans sektöründeyseniz 2009 ve 2007 yıllarındaki yaşadığınız hataları yaptığınız takdirde parasal evrenizde çok ciddi sıkıntılar içerisinde olacağınızı gösteriyor. Lakin oradan ders aldım Emineciğim, ben bu alanı daha farklı noktada büyütmek istiyorum derseniz bu fırsatlar ortaklığı ve oluşum evrenizde çok güzel imkanları tetikliyor. Ve gıda sektörü, tarım sektörüyle uğraşan sevgili yengeçler, arazi alanınızı büyütmek, toprağınızı büyütmek ve kendi alanınızda organik tarım yapmak istediğiniz alanları çok daha başarıya doğru iteceğini uyarıyor. Sağlık sektörü, eczacıysanız ya da doktorsanız, sağlık alanında kendi mekanınızı kurmak, kendi ofisinizi, kendi alanınızı açmak istiyorsanız neden olmasın? Kendinize güveniniz ve biriktirdiğiniz ve bilgi emeğiniz var. Yapın, kendi alanınızdaki başarıyı da en iyi şekilde tadacaksınız. Yurt dışı seyahati, uluslararası ticaret ya da ihracat işi içerisinde çalışan sevgili yengeçler, iş yerinizde ani değişimler, yönetim ve sistem değişimi sizi biraz yıpratabilir. Arayış içerisinde olsanız da yurt dışı kapıları, yurt dışı anahtarı sizin eline verecek. İstediğiniz ülke, özellikle Amerika, Almanya, Avusturya, A harfli bir ülkeyle ilgili bağlantılarınız varsa orada yaşam hakkına sahip olacaksınız ve kendi işinizde orada daha büyük büyümenize yardımcı olacak diyorum. Güzellik sektörü ya da medya sektöründe çalışan ve kendi işinizle ilgili rakiplerinizin çok fazla olacağı ve kendinizi daha eğitim anlamında büyütmeniz gerekiyor ve markanızla ilgili başlangıçlar için start verebilirsiniz. Özellikle sizin için Şubat ayı bu konuda start ayınız gözüküyor. Hadi cesaretini topla, kendi markanı, kendi emeğini hayata geçir diyorum. 35 ya da 35 üstü kadınlar ve çalışan sevgili kadınlarımız için bu ara yazarlık, takı tasarımı, sosyal moda merakınız varsa bunlarla ilgili kendinizi daha geliştireceğiniz noktada ve bu konuda da kendinizle ilgili ufak ufak hayata adımlar atmak kararı içerisindesiniz. Yani der ki ben kendi ekmeğimi, kendi işimi daha kendi statümde yapmak istiyorum diyorsanız, evet bu da size 15 yıldız veriyor. Yani siz yeteneklisiniz, acayip el estetiğiniz var. Bunlarla ilgili size güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Eğer ki evli ve çalışan bir çiftseniz ve eşiniz mühendis, siz insan kaynaklarında görev yapıyorsanız, insan kaynaklarında krizleriniz ve sizin konumunuzla alakalı yaşanacak bazı kaoslar farklı arayışlar sebep gösterebilir. O yüzden iş mahkemeniz, iş haklarınız için çok büyük bir mücadele Haziran ayına kadar devam edecek. Ama Haziran'da size haksızlığa iten kişiler gidip siz hakkınız olan yeri en iyi şekilde kullanabileceksiniz. Eğer ki eşinizin işini bulunduğu firmada kendi alanını değiştirmek istiyorsa o da kendine güzel bir iş imkanı sağlayacak. İşsiz olan ve uzun süredir krizler yaşayan sevgili yengeçler, bu yıl iş kapılarımızla ilgili doğru değerlendirerek kendi alanımızla ilgili doğru noktayı yakalayacağız. Yani ben 5 yıldır çalışmıyorum ve hala iş bulamadım diyorsanız bu yıl bu kapılarımızın bize çok yoğun şekilde var olacağı, fakat siz memnuniyetsiz demeyelim de sıkılgan yönünüz ve kendinizi doğru ifade edemediğiniz zaman hemen çantayı alıp çekip gidersiniz. Artık çantayı alıp gitmek yok. Yerimize başladık. Orayı sağlam şekilde devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, mali açıdan doğru para ve iş kapılarımız olacağı için siz bu parayı ve iş kapılarınızı doğru yönlendirmeniz lazım. Size ait olan her şeyi sağlam. Çünkü dağınık ruhsunuz, devamlı harcama ve acayip meraklısınız da bunları bu süreçte gerçekten kontrol etmemiz lazım diyorum.
Bu arada kardeşler, aile içerisinde ortaklı süreçleriniz varsa bunlarla ilgili adaletli mi adaletsiz mi tartışması olacak. Babanıza ait mallarda kuzenler ve amcalar ve halalar arasındaki yaşanacak kriz sizi de bu olayın içerisine tetikleyecek. Siz de artık dilinizin kemiği olmadığı sürece içinizden ne geliyorsa dökün. Çünkü babanıza yapılan haksızlıkları artık birinin konuşması lazım. Bu yıl bunu konuşma dönemi diyorum. Haklarımızı da çatır çatır alacağız. Herkesin haddini bilme yılı. Aile bağlarımızla alakalı. Özellikle de annenize ait soydan da annenize annesinden kalan bir ev mevzusu var. Bunu tadilat edeceğiz. Kardeşler olarak annemize bu konuda sürprizini yapacağız. Evet, dostlarınızla alakalı kararlarınız var. Ben iyi gün dostuyum. Pardon, ben kötü gün dostuyum. Onlar hep iyi gün dostu dediniz. O iyi gün dostlarını artık rehberden, kendi hayatınızdan, evinizden çıkartma vakti. Çünkü onların size kıskançlık enerjisi, fesatlık enerjisi, sizin dönem dönem ağır halleriniz, uyku problemleri yaşıyorsunuz. Bence bunları hayatımızdan çıkartmaya ne dersiniz diyorum. Bir de sevgili yengeçler, evlilik sorunlarınız ortaya çıkacak. Sabır verdiğiniz, emek verdiğiniz ve eşinizin bu rahatsız tavrı, huzursuz, memnuniyetsiz tavrı sizi fazlasıyla yıpratıyor ve artık konuşma dönemi ve siz kendi ilişkinizle ilgili isteklerinizi sunacaksınız. Eşinizin bu rahat tavrı değişmeyecek, karar sizin diyorum. Boşanma olan ve bir türlü bu boşanma sürecini oturtamayan sevgili yengeçler, anlaşma yolu daha sert ve daha eşinizin sert konuşmaları ve ifadede yalanları ortaya çıkabilir boşanma evresinde. Siz bunları dikkatli kontrol edin. Eninde sonunda istediğiniz boşanmanız gerçekleşecek. Bu yıl evlenmeyi düşünen ve özellikle artık yurt dışına yerleşelim diyen sevgili evlenmeyi planlayan evreler için de evet, bu yıl boyunca doğru karardasınız. Yurt dışı başvurularımızla ilgili, iş konularımızla ilgili önce erkek arkadaşınız ya da nişanlınız gidecek. Sonra siz gideceksiniz ve orada düzeniniz, orada hayatınızı kuracak olarak gözüküyorsunuz. Özellikle de Fransa ya da İspanya düşünen sevgili takipçilerim için bu yıl bu fırsatlarımız var gözüküyor. Evet, aile büyüklerimizle ilgili ufak tefek sağlık pürüzleri, ufak tefek operasyonlarda da geçse de anneanne, dede, büyük hala, büyük teyze vefatleri de gündemimizi biraz yıpratabilir diyorum. Ama vakti gelen mevsim gibi veda etmeli. Hayırlı ölüm, hayırlı güzel ölümler nasip etsin herkese diyorum. Evet, iş gereği gideceğiniz seyahatlerde de aşk enerjiniz çok yüksek. Aldatma ruhunuz da ön planda olacak. Fazla abartmayın, düzeninize zarar verirsiniz diyorum. Dedim bile. Eşinizin sağlık problemleri olabilir. Sevgili beyler, eşinizin sağlık problemleri olabilir. Ufak tefek operasyonlar. Yani lütfen işinizi kenara bırakıp onu desteklemeniz, onun arkasında durmanız gerekiyor. Çocuk düşünen ve bir türlü çocuğu olmayan sevgili yengeçler için belki bu yıl değil ama bir dahaki sene size bu düzeniniz için hayırlı, güzel evlat kapınız var. Hamile olan çiftlerde riskli gebelikler gözükebilir ama sağlıklı bebeklerinizi kucağınıza alacaksınız. Bu ara eğitiminizle ilgili unuttuğunuz, yarım bıraktığınız dil eğitiminizle alakalı tamamlamanız gereken kararlarınız da netliğe kavuşacak. Evet, özellikle de şunu demek istiyorum, büyük ev hayali. Bahçeli evi hayali olan sevgili yengeçler, bu size güzel bir anahtarın sevinci var olacak gözüküyor ve her şey sizin için yeniden doğacağınız uğurlu eviniz hayırlı olsun. Kazalarınız olabilir. Özellikle Mart'ın 21'i, Haziran ayının 13'ü ve Eylül ayının 1'i dönemlerinde dikkat etmemiz gerekiyor diyorum. Çünkü sizin hayatınızla ilgili dikkatsizlikleriniz de var. Bunları kontrol edelim. Erkek çocuğunuz 15-21 yaş arasındaysa bu çocuğumuzun kariyer hayatı gayet olumlu. Eğer 4-7 yaş arasındaysa çocuğumuzun dikkat sorunu olabilir. Bunları toparlamamız lazım. Eğer kız çocuklarınız 7-11 ya da 4-11 arasındayken çok yetenekli evlatlarınız var. Onların hayatına doğru dokunun. Onlar gelecekte iyi birer doktor, iyi bir sanatçı olacak. Bir erkek çocuğunuz varsa, mesela 11 ile 17 yaş arasındaysa yurt dışı hayalleri ve spora yatkın özelliği var. Onu desteklemenizi öneriyorum diyorum. Özellikle de
medya sektöründe çalışıyorsan, eğer bir sanatçıysanız bu yıl sanatınızın şahane ve şahlanma yılı olacak. Bence güzel şeyler, güzel oluşumlar var diyorum. Yaşadığınız şehir büyükse, farklı bir şehirde yerleşmek istiyorsanız da, devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız bu kapı ve bu fırsatlarımız var. Cezaevi ya da yargıda olan dosyalarınızla alakalı haklarımızı en iyi şekilde alacağız. Cezamız neyse bununla ilgili af evremiz ya da hakkımızı doğru şekilde bulup bu kapılarımızı da aydınlığa kavuşturacağız. Belki neye dikkat etmemiz lazım? Bu ara bu yıl gıda zehirlenmelerine dikkat etmeniz lazım. Çok fazla abur cubur yiyerek vücudumuzu gıda zehirlenmesi gözüküyor. Yeme besinlerinize dikkat et. Evet, yurt dışı seyahatleri, gezme, tozma enerjiniz de çok yüksek. Bu yaz sizin için hem eğlenceli, hem bol kahkahalı, hem de aşk enerjisi verecek. Hiç evlenmemiş, evliliği olmayan sevgili yengeçlere de, evet, siz isterseniz bu yıl sizinle ilgilenen birçok insan var. Özellikle tanıştırılma, sosyal ağlarla bağlantılı noktada tanışacağımız insanlar bize keyif verebilir ve güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu ara spiritüel alanda merakı olan, eğitim anlamında bu konulara önem veren sevgili yengeçler, sizin hisleriniz ve duygularınız derin, başlamanız için hiçbir sebep yok. Hemen start verin. Bu yıl çok fazla rüyalar göreceksiniz. Hisleriniz sizi doğru noktada yönlendirecek. Harcamalara dikkat edeceğiz. Kendi markamız, kendi alanımızı oluşturacağız. Sevgili gençler, üniversite ya da lise sınavınız varsa sizi gayet başarılı görüyorum ama heyecan başarınızın önüne geçebilir. Heyecan evrenizi arkada tutun. Devamlı kontrol etmemiz lazım diyorum. Evet, bu ara kilo alan ve vücudu bir türlü zayıflayamayan yengeçler Mayıs ayından sonra bu konuda daha şanslısınız. Kışın yiyeceksiniz, yazın vereceksiniz ama dengenizi bozmuşsunuz. Bunu dikkat edelim. Eğer ki kilo ile ilgili problem, zayıf olan sevgili yengeçler, özellikle kan değerlerinizi, tiroid bezlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu konuda sıkıntılarımız olabilir. Evet, 2023 yengeçler için mantık yılı, kural yılı, bağışlama yılı. Geçmişimizi, hatalarımızı, yaptıklarımızı bağışlayarak şifa bulacağız. Şifalanmak için bu yıl size güzel bir enerji veriyor. Gökyüzü değerlendir, al diyorum. Evet, sağlık olarak tüm yengeçlerin kulak iltihapları, enfeksiyon ve alerjik reaksiyonları fazlasıyla olacak. Bu ara estetiği fazla abartabilir. Botoks ve dolgular dan kaynaklı cildimizde oluşacak bazı reaksiyonlar olabilir. Doğru ve sağlıklı doktorunuza gitmenizi öneriyorum. Evet, büyüklerimizi sevin, çocuklarımızı koruyun, sokak canlılarımıza dokunmayı da unutmayalım. Çünkü her canlı nefes almak için doğadaki her canlıyı sevin. İyi yıl olsun, mutlu bir yıl olsun, umutlu bir yıl olsun. Hoşça kalın.